Beyler, bu zamanda Allah'ın dini galip gelsin diye çalışmayan, alnını secdeden kaldırmasa bile mesuldür. Bu zamanda İslam'ın emri galip gelsin diye bir ehli küfürden bir zarar görecek derecede mücadelenin, hizmetin, hayrın, gayretin bir ucuna ulaşmadıkça mesuliyetten kurtulamaz. Cihad etse bile, bak evvela cihatsızlığın vebalini söylüyorum, sonra da cihattan nakıs olmanın vebalini söylüyorum. Eğer Allah'ın dini galip gelsin diye çalışmıyorsa, alnını secdeden kaldırmasa dahi mesuldür. Yeter ki acizeden olsun. Veya evinin yolunu şaşıracak derecede şuuru muhtel bulunsun. O mesuliyetten kurtulur. Küfrü küfür olarak tanımak, imanı iman olarak tanımak, tahakkuk ettikten sonra imanın galebesi için çalışmak hususunda ne şahıs itibariyle ne de zaman itibariyle hiçbir istisna yok. Ve dehşet verici bir gerçektir ki bunun miktarı, nisbeti, nisabı da meçhuldür. O halde ben gerektiğini yaptım diyerek bir huzuru kalbe nail olmanın şartlarından biri de ehli küfre zarar vermekten dolayı bir sıkıntıya maruz kalmaktır. Hem bu cihadı yapacaksın, hem de bu cihat sebebiyle bir zarar göreceksin. O zarar sebebiyle o kadar takatim yoktu, ölüme kadar gidemedim. Peygamber ölüm riskine girip küffarın karşısına çıkmış, sırt giymiş. Allah sana onu emsal gösteriyor. Ona örnek gösteriyor. لَكَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ buyuruyor Allah. Sizin için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem modeldir, örnektir, numune-i imtisaldir, taklit ve takip edeceğiniz bir varlıktır. Bu anlayışla milletimiz her ferdi millete Mehmetçik demiş. O ne demek? Küçük Muhammed'sin diyor. O ne yaptıysa onu yapmaya memursun diyor. Lakin adı gene Mehmetçik kalmış da bunun yüklendiği mana uçup gitmiş.